25. Saat'e tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Programımız devam ediyor. Yine çok kıymetli bir konum var. Efendim, Profesör Doktor Mevlüt Karakaya şu an hattımızda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size hocam diye hitap etmek istiyorum. Bir sakıncası yoksa. Yani çok memnun olurum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Efendim, malum gündem, dünya gündemi koronavirüs. Türkiye bu noktada hakikaten iyi önlem aldı, iyi çalıştı. Bütün paydaşlar, bütün kesimler, tabii bazı kesimler dışındaki kesimler çok önemli destekler verdiler. Halk, toplum çok önemli destek verdi. Tabii kısmen de olsa kurallara uymayanlar oldu ama toplumun büyük bir kesimi bakanlığın yayınladığı yahut İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı kısıtlamalara hakikaten riayet etti. Bu başarı hep birlikte edildi. Sayın Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi 83 milyonla birlikte başaracağız diyordu. Ve nitekim bir şekilde başarıya ulaşmak üzereyiz. Sizin bu noktadaki görüşleriniz nelerdir Sayın Başkan? İbrahim Bey, aynen katılıyorum. Yani hakikaten şöyle, bu bir pandemi, yani küresel bir salgın. Dolayısıyla dünyanın her tarafını etkiledi, tüm ülkeleri etkiledi. Yani şöyle bir dönüp geçmişe baktığımızda, şu andaki haldeki durumumuza baktığımızda, hakikaten ülke olarak yani gerçekten biz artık bazı şeyleri gerçekten öğrenmişiz. Yani dünyadaki o ileri olarak görülen, daha çok ekonomik zenginlik anlamında yapılan belki sınıflandırmalar ama yani biz birçok açıdan bunların önemli bir kısmını geçtiğimizi, aştığımızı burada gördük. Yani özellikle sosyal devlet anlayışı olarak baktığımızda hakikaten Türkiye dünyaya bir tarih yazdı, dünyaya örnek oldu. Yani bu sadece kendi insanlarına, kendi vatandaşına değil, birçok dünya vatandaşına da yardım elini uzatarak, hani ecdada uygun, onun misyonunu taşıdığını bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi tabii ki burada bu tür salgınlarda, toplumsal olaylarda öne çıkanlar olacaktır. Direkt sorumlular ve bu işin muhatapları, muhatap görünenler olacaktır. Yani Sağlık Bakanı da burada toplumun da takdirini kazandı. Tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Ama sonuç itibariyle bu bir bütündür. Yani öyle bir salgının olduğunda hiç görünmeyenlerde, yani bu tür şeyler öyle bir şey ki İbrahim Bey, belki böyle bir salgın olmasaydı biz Sağlık Bakanlığı toplum olarak belki tanımayacaktık. Yani bu kadar bilmeyecektik. Yani bazı durumlarda, krizlerde, benzer olaylarda insanları, yöneticileri, becerisini görüyoruz. Şimdi normal zamanlar içerisinde tabii her şey konuşulur, söylenir. Önemli olan anormal, yani normalin çok ötesindeki olaylardaki davranışlar, tedbirler, yönetim kabiliyeti ve becerisi bu anlamda son derece önemli. Yani bu bir kabine işidir. Bu bir cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte hakikaten aktif ve hızlı karar almanın, yani yönetim açısından bu son derece önemliydi. Şimdi kimileri kafasına göre ideolojik takılarak, siyasi takılarak işte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ne hala karşı, niye karşı? Ben baştan da karşıydım. Ben bu sistem yapılırken işte siyasetin doğal akışı gereği bunun karşısında yer aldım. Bu sistem iyi değil dedim. Canım, yani iyi değil dediğim sistemi toplumun önünde buna karşı çıkın, referandumda karşı oy verin dediğim bir sistemi bugün tekrar iyi oldu diyemem mantığıyla, yaklaşımıyla olaya bakıyorlar. Oysa hakikaten bu salgında, bu pandemide Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar faydalı olduğunu, bugün
biz bu başarılardan bahsediyorsak, bu başarılarının asıl arkasında yatan Ahmet Mehmet değil. Yani bunu kimse alınmasın. Tabii ki elbette oralara uygun insanlar olmaları takdire şayandır. Bu başka bir konu. Ama bu işin asıl başarısı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindir. Dolayısıyla oradan başlar. Başkanım, özür dilerim. Şöyle yapalım mı? Biraz yukarıya hani biraz kalkarsanız, çünkü görüntünüzü daha net ulaştırmak istiyoruz. Evet, buyurun efendim. Şöyle, tabii biz bu arada teknolojiyi bu süreçte bunlar normal. Bu süreçte bunlar normal efendim. Tabii uzaktan şimdi nasıl oldu bilmiyorum. Gayet iyi, şu an iyi. Şu an iyi efendim, buyurun. Tamam. Şimdi dolayısıyla burada bunu çok iyi görmek lazım. Bu önemli. Yani insanlar sonuçta gelip geçicidir. Peki bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakikaten ciddi bir tecrübe kazandı. Hem uluslararası ilişkiler boyutuyla hem ülke yönetiminde. Peki ama sonuçta herkes fani. Peki yarın ne olacak? Yani bu yarın olayı, yani dolayısıyla konular kişilere, insanlara bağlı olan şeyler değil. Yani bunlar sistemlerle alakalı, yönetim sistemiyle alakalı. Onun için ben buna bir vurgu yapmak, yani bu süreçte biz biraz belki konuyu bu yönüyle ele almadık. Ama ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve bu sistemi başarıyla yürüten şu anki kabinenin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, doğru, sağlıklı bir yönetim yaptıklarını ve buradan da Türkiye'nin özellikle pandemi konusundaki bu kriz yönetimi diğer ülkelerden ayrıştı. Hakikaten ciddi şekilde ayrıştı. Bugün işte Amerika her yönüyle gelişmiş ekonomik, teknolojik açıdan baktığında, demokrasi açısından her gün konuşuluyor. Avrupa ülkeleri keza aynı şekilde, yani Türkiye'yi böyle sanki işte 3. dünya ülkesi gibi gören birçok ülkeler, yöneticiler bugün hakikaten Türkiye'nin bu pandemi, bu kriz yönetiminde ki uyguladıkları modeli, çalışmaları öğrenmeye ve uygulamaya, kendi ülkelerinde uygulamaya çalışıyorlar. Yani ama burada şunu da belirtelim. Yani burada başarı Ahmet'in ve herkes üzerine düşeni yapmış, fazlasını yapanlar var. Teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz. Ama bu bir bütün. Yani toplumun, sizin de ifade ettiğiniz gibi, tüm kesimlerini, yani biz bu pandemiyle mücadelede hakikaten, şimdi ben sabah çıkarken gördüm, 2-3 tane servis aracı geldi. Yani özel sektörden o gençler maskelerini takmışlar, ellerinde eldiven, kucaklarında verilen siparişler, yani işin ucundan, görünmeyen tarafından, fırınlardan, pastanelerden, yani dolayısıyla toplumun her tarafında, işte belediyelerin, tüm belediyelerin, yani siz söyleyin, iktidarda olan partidir, değildir. Dolayısıyla kendi hemşerilerine, kendi kentlerine yaptıkları hizmetler. Bu işi istismar edip buradan başka şeyler çıkarmaya çalışanlar olmadı mı? Elbette oldu. Olacak da, bu her tarafta var, ama yine Allah'a şükür ki bizim çok sağduyulu bir toplumumuz var. Yani bu tür şeylere kulak asmıyor. Bu tür şeyleri şeye almıyor. Dolayısıyla herkes uydu. Bakın, Türkiye uyguladığı basit yaklaşımlarla, bunlar yöneticilerin şeyidir. Yani ne dedi? 65 yaşı eve girecek dedi. Şimdi niye? Çünkü bu virüs 65 yaşını, yaş üzerindekiler, 65 ve üzeri eve girecek dedi. Düzeltiyorum. Bu 65 ve üzerindekilere bulaştığında yaşları ve birçoğunun da kronik hastalıklara sahip olması nedeniyle bunlar üzerindeki tahribatları ve ölüm oranları oldukça yüksek. Yani bunlar hastalığı
iyileşme yönünde zor vakalar ve bunlara bulaşmaması önemliydi. Bunları içeri aldık. 20 yaş altını içeri aldık. Bunlar da virüsü dağıtma anlamında önemli bir toplumun önemli bir kesimiydi. Yani iki kritik toplumun iki kritik alanını Türkiye hakikaten içeri aldı. Ha biz o içeride olan 65 yaşı üzeri o büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Hakikaten anlayış gösterdiler. Yani dolayısıyla tabii ki bunalan oldu, çıkan oldu, bu yasakları delmeye çalışan oldu ama yani sonuçta dedi ki burada bir sıkıntı var. Gençlerimize gözlerinden öpüyoruz. Yani o gençlerimiz dolayısıyla hani hareketli, bunlar böyle yerinde duramayan işte delikanlı, kanlarının deli aktığı çağ. Dolayısıyla toplumun içerisindeki o hareketlilikleri yaymayı düşürme, azaltma açısından ciddi bir risk oluşturuyordu. Onları içeri aldı. Ve diğer önlemler, zaman zaman sokağa çıkma yasakları, hakikaten bunların sonucunda da biz bu belayı diğer ülkeler kadar bu belaya maruz kalmadan belli bir noktaya getirdik. Evet. Yani şu an itibariyle istatistiklere baktığımızda, sonuçlara baktığımızda yani Türkiye gerçekten diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek ölçüde, özellikle gelişmiş ülkelerden bahsediyorum, bu konuda bir başarı gösterdi. Ama yine işte o pandemi ile alakalı bilim kurulu çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani hepsi bir bütün olarak ele alındığında Türkiye hakikaten vatandaşıyla, yöneticileriyle, bilim insanlarıyla, ticaret erbabıyla gerçekten bu işi başarılı bir şekilde yaptı. Ha, evet. Zaman zaman biraz önce dediğim gibi bu işi istismar edip buradan başka şeyler çıkarmaya çalışanlar, ekonomik, siyasi ve başka türlü şey yapmaya çalışanlar olmadı mı? Oldu elbette, olacak normal evet. Zamanlardakinden de farklı görmemek lazım diye düşünüyorum. Evet efendim, şimdi Sağlık Bakanımızı bu süreçte daha çok tanıdık dediniz. Aslında sadece Sağlık Bakanı değil, Türkiye'nin sağlık yatırımlarını da daha iyi anladık. Bu sağlık yatırımlarının önemini daha iyi anladık. İşte eleştirilen o şehir hastanelerinin önemini anladık. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin hızlı karar alma sistemini anladık. Şimdi bir şey daha söylediniz. Gelişmiş ülkeler dediniz de, şimdi gelişmiş ülkeler eğer ekonomik olarak bütçeleri daha fazlaysa bu gelişmişlik değil, onu da gördük bu virüs sebebiyle. Çünkü Türkiye bu ülkelerin neredeyse tamamına yardım etti, yardım gönderdi ve bu ülkeler öyle bir şey yaptılar ki Sayın Başkan, 65 yaş üstü insanlara, biraz hastalığı olan, biraz kronik sıkıntısı olan hastalığı adeta ölüme terk ettiler. Biz ise tam tersine onları daha çok korumaya aldık. Şimdi ben birkaç programdadır söylüyorum. Eğer insan hakları beyannamesi yazılacaksa, yeniden yazılmalı ve yazılacaksa, Türkiye bunun öncüsü olmalı diyorum. Siz ne dersiniz Sayın Başkan? Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Yani yaptığınız değerlendirmelere katılıyorum. Tabii ki şimdi gelişmişliğin ölçülerine baktığımızda eskiden sadece ekonomi dikkate alınıyordu. Ekonomik büyüklükler, ekonomik zenginlik, gelişmişlik olarak alınıyor ama şimdi ölçüştü ama o değişmiş olmasına rağmen. Bakın gittiğimiz ya da korona döneminde işte maske gibi, dezenfektan gibi bazı önemli acil nitelikte olan ürünleri buralara yardım niteliğinde göndermemiz tabii bu Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdi ama bir şey var. Şimdi bu gönderdiğimiz ülkelerin bir kısmı ekonomik anlamına bakınca Türkiye'den zengin oldukları bir gerçek. Yani kişi başına düşen gelirlerine bakın, toplam gayri safi yurt içi hasılalarına bakın. Yani Türkiye ekonomisiyle kişi başına gelirle, Türkiye'deki kişi başına gelirle mukayese edilemeyecek şeydir.
Şimdi her şey zenginlik de değil. Dolayısıyla onu yönetebilmek. Yani sizin kişi başına geliriniz Türkiye'nin kişi başına gelirinin 5 katı olabilir, 10 katı olabilir ama yani vatandaşınıza böyle bir durumda bir maskeyi veremiyorsanız, sağlık hizmetini sunamıyorsanız, Amerika'da gerçekten sağlık anlatıldığı gibi çok pahalı. Yani ben 90 yılında orada bir üniversitedeydim. Hakikaten evet. Böyle bir basit bir tahlil için gittiğimizde önümüzde konulan faturayı gördüğümde o günden beri anlatıyorum. Gittikçe daha pahalı hale geldi bu. Yani Türkiye'de sağlık aslında hep bedava. Şimdi sigorta kapsamıyla bu resmi hale getirildi. Önce yeşil kartla vesaireyle. Ama eskisinde de İbrahim Bey, hakikaten Türkiye hatırlayın. Gariban hastaneye gider. Sonra işte bir torpil sistemi vardı. Ama herkes bir şekilde ulaşırdı. Yok benim gelirim derdi. Senet imzalardı. Bir daha o senedi ödemezdi. Yaşadığımız şeydi. Ama tabii ki bunlar çok güzel bir sistem haline getirildi. Sigorta sistemi kimse kapsamın dışında kalmadı. Kapsamın dışında ekonomik gücü yetmeyenleri devlet aldı, bağrına bastı. Yani Türkiye'de ateşim var diyen, öksürdüm diyen herkes karşısında bir devlet, bir muhatap gördü. Kimse parasını sormadı, pulunu sormadı, çevirmedi. Sen bekle ben geliyorum dedi. Böyle bir şey yok. Bugün tabii ki yapılan hastaneler sonuçta bu ülke için bir önemli bir kapasitedir ülke insanı için. Ama onun ötesinde efendim pandemi oldu onun için önemli hale geldi. Ya bundan sonra pandemi olmayacağını, geleceğin ne getireceğini biliyor musunuz? Yani insanın hayatı bunun karşılığı olabilir mi? Bakın işte dünyada olanlar koskoca ülkeler, Avrupa ülkeleri bugün rezil duruma geldi. Tarih bunları yazacak. Yani bir pandemiyi şeye alamadılar. Şeyi yapmak istemiyorum. Ölülerini koyacak yer bulamadılar. Hastalarına takacak solunum cihazı bulamadılar. Yoğun bakım ünitesi bulamadılar. Evet, sizin adınıza o kelimeyi, o cümleyi ben söyleyeyim. Hepsi çuvalladı Sayın Başkan. Hepsi çuvalladı yani doğru. Evet. Yani bunu da söyleyelim, bu kadarını da söyleyelim. Şimdi bakın İbrahim Bey, bir şeyi doğru koymak lazım. Şimdi bu hastanelerin yapılması, bu ülkeye bir değer olarak kazandırılması, bu ülke insanı için hakikaten bir sağlık güvencesi oluşturması başka bir şey. Efendim hastanelerin yapımıyla ilgili işte rasyonel olmayan bir takım uygulamalar varsa bu başka bir şey. Bunu ayrı eleştirirsiniz, bunu ayrı översiniz. Yani ben olsam bunu daha ucuza yapardım. Daha bunu demek başka bir şey. Siyaset bunu diyecek bu kadarında. Kontrol edecek, denetimini yapacak. Bu başka. Ama işin diğer tarafına geldiğinde de diyecek ki şunu önce kardeşim bakın bu planlamayı yapmak, böyle bir ihtiyacı görmek, zamanında atılımı yapmak ve sonuçlandırmak bir başarıdır. Eğer bununla ilgili düşündüğün yanlış bir şey varsa onu da mevcut yasalar içerisinde muhalefet partisi olarak, muhalefet milletvekilleri olarak veya milletvekilleri olarak biz illa yanlışı gördüğümüzde ben Türkiye KİT komisyonundayım, KİT komisyonunun sözcüsüyüm. Yani önümüze gelen şeylerde eğer aklımıza yatmayan bir şey varsa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri de, MHP milletvekilleri de, CHP milletvekilleri de herkes bir noktada bir araya gelip bunun incelemesi yapılsın diyebiliyor. Yani dolayısıyla yani bunları siyasi bir malzeme olarak kullanmak doğru değil. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın bugün yapılan hastanelere yenilerinin efendim şimdi buna neden ihtiyaç var? Birileri zenginleyecek. Ya yatırım yaparsın yapmazsın. Efendim yatırım niye yapılmıyor? Şimdi yatırım yapmazsanız ne yapacaksınız? Yani
burada önemli olan hep tüket tüket değil. Üretim diyorsun sevgili kardeşim. Üretim üretim diyorsun. Efendim üretim Türkiye'de bitti diyorsun. Üretim yapılmaz. Peki sen ne yapacaksın? Çözüm nedir? Üretim üretim. Peki üretim neyle yapılır? Üretim her şeyden önce yani üretim yapmak için yatırım yapman lazım. Yani eğer bu basit denklemi bilmiyorsan üretim için yatırıma ihtiyaç olduğunu, yatırım için paraya ihtiyaç olduğunu, tasarrufa ihtiyaç olduğunu bilmiyorsan peki şimdi bakın yıllardır konuşuruz İbrahim Bey. Yıllardır konuştuğumuz şeylerden birisi şudur. Siz sağlık turizmi hakikaten Türkiye evet. sağlık alanında bu son kriz de gösterdi. Sağlık alanında bir çok iyi bir sağlık yönetimi yapıyor. Yani böyle bir kurumsal değeri var. Sağlık yönetimi açısından yönetim ayrı bir konu. İki, teknik anlamda doktor, hemşire, hasta bakımı konusunda da hakikaten son derece yani dünyada önde olan ve bunu da takdiri de hak eden bir teknik yapısı var. Şimdi sağlık turizmi hep konuşulur. Dünyada turizm dediğimiz zaman değil mi? Yani Türkiye'nin de bu anlamda son yıllarda özellikle turizm konusunda ciddi gayret ve atılımları var. Aslında 85'lerden 86'lardan bu yana yani bu konu hep gündeme alınır. Bu turizm alanı içerisinde son yılların önemli bir rekabet alanı sağlık. Biraz önce söyledik. Hep şeylerde basında medyada izliyoruz. Bugün Amerika'da yani bu illetle tedavi en az vatandaşa maliyeti 20 bin dolar diyoruz. 20 bin dolar bugün 140 bin lira. Yani öl daha iyi. Başka çaren yok. Yani onun için birçok insan sağlık kuruluşlarına müracaat edemiyor. Türkiye öyle mi? Başı ağrıyan koşuyor gidiyor ve her şeyi karşılanıyor. Şimdi bu kapasiteyle birlikte Türkiye'de hakikaten sağlık maliyetli değil. Hatta ucuz. Onun için son yıllarda dışarıdan ciddi bir şekilde hasta alıyor Türkiye ve burada tedavi edip gönderiyor. Bu ülke açısından bakıldığında önemli bir gelir. Evet. Şimdi bu yapılan pandemi yapılan veya şehir hastaneleri bakın yarın hiçbir şeyi karşılamayacak ve buralarda ciddi bir şekilde gelir elde edilmeye çalışılacak. Yani geçen yıl ya da önceki yıldı ben mecliste bir tartışmayı hatırlıyorum. Şöyle bir anlaşma yapılmıştı. Neydi o anlaşma? Bu anlaşma dışarıdan hasta kabulüyle ilgili bir anlaşmaydı. Dolayısıyla dışarıdan hasta gelişini, burada tedavi edilişini kolaylaştıran, bunun önünü açan, kolaylaştıran bir düzenlemeydi. Yani o zaman da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hep birlikte ayağa kalktı. Efendim yani bunu niye yapıyorsunuz? Bizim insanımız dışarıda kalacak, açıkta kalacak. Ya kapasite fazlan varsa bu kapasite fazlasını değerlendireceksin. Sağlık turizmi diye bir gerçek var. Dolayısıyla insanlar buradan para kazanıyorlar. Nereden para kazanacaksın? Teknoloji anlamında özellikle savunma teknolojisi hakikaten Türkiye önemli bir yere geldi ama her alanda kazanacaksın. Yani böyle bir kapasiten var. Bu kapasiteyi geliştirip buradan para kazanacaksın. Hakikaten mesela son dönemlerde özellikle estetik konusunda işte ne bileyim saç ekimi benzeri konularda çok ciddi taleplerin olduğu, çok ciddi hastaların geldiği konuşuluyordu hem bu pandeminin hemen öncesinde. Sonrasında da bunlar devam edecek. Yani bu anlamda Türkiye hakikaten o sağlık ambulanslarıyla vatandaşları dışarıdan toplayıp getiren yani dünyanın her tarafında bir organizasyonla birlikte vatandaşını getiren yani sembolik olarak 3 kişi 5 kişi de olsa o ambulanslarla gidip bir vatandaşını Türk vatandaşını oradan alıp getirmek kadar verilebilecek büyük bir mesaj yok. Bunu ancak oralarda yaşadığınız zaman anlarsınız. Biz evet. Yani yurt dışında olduğumuzda şöyle derlerdi. Efendim Amerikan vatandaşı nerede olursa olsun yani isterse dünyanın öbür ucunda tek başına yaşayan bir Amerikan vatandaşı olsun
onun devleti onu orada gözetir ve en ufak bir haksızlığa muhatap kaldığında da onun hesabını sorar. Yani dolayısıyla yalnız bırakmaz. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bunu ancak o dışarıda yaşayanlar bilir. Bunu görenler bilir. Neyse, o niye geldi, bu niye geldi meselesi değildir. Yani bazı şeyler de semboliktir, yapılması lazım. Evet. Bu sembolikliğin ötesinde de talepler yerine getirildi. Bunlar, bu şeyleri hep birlikte yaşadık. Güzel bir sınav oldu. Yani ama buradan kimsenin şımarmaması lazım. Buradan kimsenin gevşetmemesi lazım. Ben tüm kesimleri kastediyorum. Tamam dememesi lazım. Ama hayat devam edecek. Ekonomi devam edecek. Biz şimdi neyi öğrendik? Biz bir şeyi öğrendik. Bir, o yangının yoğun olduğu şeyi bir miktar söndürdük. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi o yangının olduğu ortamda hayatı devam ettirmeyi öğrendik. Yani mesafeyle, maskeyle, temizlikle, hijyenle. Dolayısıyla biz hayatı yaşamayı böyle bu tür tedbirleri öğrenerek yani bundan sonraki süreci de hem bir taraftan hayatı devam ettireceğiz hem de bu pandemiden, bu felaketten, bu illetten korunacağız ve bunu da bir müddet sonra inşallah aşıları bulunacak. İlaçlar önemli ölçüde belli bir noktaya geldi. Biz bu illetten insanlık olarak kurtulacağız ama bu sürece kadar biz bugüne kadar öğrendiğimiz bu illetle yaşama kapasitesini, becerisini dikkatle kullanacağız. Evet. Bunu delmeye hiçbirimizin hakkı da yok, haddi de yok. Çünkü bir toplumda yaşıyoruz. Yani bu pandemi birçok şey öğretti. Bunlardan biri de toplum. Toplumsuz bir şey olmuyor. Bireysellik, evet. Şahsiyet önemlidir ama bireysellik başka bir şey. Dünya artık hep oraya gidiyordu. Özellikle gençler öyle bireysel o individual dedikleri bir anlayışla yetiştiriliyordu. Yani şahsiyette o bireysellik karıştırılıyordu. Şahsiyet başka bir şey. Yani mutlaka şahsiyetli olmak gerekiyor. Elbette birey hakları dediğimiz şey de var ama bakın toplum olmadan olmuyor. Toplumsal yaşam olmadan olmuyor. Dolayısıyla herhalde bundan sonra bunlar da üzerinde duracağımız önemli konulardan. Evet. Bu konuya çok herhalde başka konuya geçeceğiz. Girdik. Başka gündemlerle olabilir demiştiniz. Hocam şimdi şöyle, bu pandemi bize çok şey öğretti, doğru. Ama çok önemli bir şey daha öğretti. Tabii birçok şeyin yanında. Temizlik imandan gelir sözünü bir kez daha öğretti bize. Bizim kültürümüzde olmayan, dizilerde gösterilen o ayakkabılarla eve girilmemesi gerektiğini de öğretti. Bizim kültürümüzde ayakkabılar kapıda çıkarılır, terlik giyilir, evin içinde öyle dolaşılır. Bunu öğretti. Evet, hani böyle küçük bir ayrıntıya geçeyim. Şimdi dünya bu kadar bu virüsle mücadele ederken Türkiye'nin bütün kurumları, bütün bakanları, Sayın Cumhurbaşkanı, işte Milliyetçi Hareket Partisi, diğer partiler vesaire herkes teyakkuza geçmişken birileri çıkıyor, darbeyi çağrıştırdığı iddia edilen cümleler sarf ediyor hocam. Bir de efendim 19 Mayıs bizim için hakikaten çok çok önemli. Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı. Bize Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet için, Cumhuriyet'in istiklal mücadelesinin başlaması için 19 Mayıs 1919 tarihi gerçekten çok çok önemli ve çok değer veriyoruz Türk milleti olarak. Fakat bu bayramda İzmir'de camilerde çal bella çalınması, cami minarelerinin hoparlörlerinden, bir sanatçının türkülerinin çalınması, az önce söylediğim darbeyi çağrıştırdığı iddia edilen cümlelerin sarf edilmesi. Ne diyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bunu hocam? Şimdi ya aslında sonuçta bunu yapanlar, işte darbe sözlerini söyleyenler, camiden yapılan yayınlar, şu an kimler yaptığı belli değil ama
Hani bunları bir de övenler çıktı. Onu bir yerçip değerlendirmenin bir kenarına koyalım. Ama darbe konusu Cumhuriyet Halk Partililerin özellikle son yıllarda o sorumsuz açıklama davranışlarının çok belirgin, artık yani böyle haddi de aşan bir noktasıydı. Yani çok net bir şekilde, yani bu iktidarın bir şekilde gitmesi lazım. Yani seçim ya da başka şekilde. Başka şimdi, şekil nedir? Yani belli. Başka şekil? Yani demokrasilerde, şimdi bunu yani sokaktaki Ahmet Ağa Mehmet Ağa demiyor. Bunu sonuçta diyen bir partinin grup başkan vekili, o yaptığı açıklamalar o partiyi bağlar. Yani bir milletvekili dediği, milletvekilinin söyledikleri de bağlar. Ama siz grup başkan vekili, yani sonuçta o milletvekillerinden sorumlu mecliste parti politikalarını yürüten bir şahıs. Şimdi diyor ki yani ya da herhangi bir şey. Nedir o herhangi bir şey? Şimdi bakın birçok yönüyle, yani bu pandemi döneminde öncesinde, işte 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan şeylere baktığımızda İbrahim Bey. Evet. Şimdi acaba bir karışıklık çıkarabilir miyiz? Yani buna bizim oralarda bulanık suda balık avlama derler. Özellikle şu pandemi döneminde. Ya tamam da yani bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı açıklamalara, yankı bulan açıklamalarına baktığımızda yardımcı olmaktan çok daha ötede acaba burada nasıl bir kargaşa çıkarabiliriz? Şimdi yani toplumda bir kargaşa çıkararak insanları bir şekilde sokağa dökme, yani birçok yerde olduğu gibi, birçoklarının planladığı gibi, yani Türkiye'yi birçok yönüyle alt edemeyince, yani bir şekilde vatandaşı sokağa dökme, hani diyor ya seçimle ya da bir başka şekilde, o başka şekil ne? Darbe mi sadece? Yani darbe ne? Buna neyi kastediyorsunuz? Bunu açıkça söylemeleri diğerleriyle birleştirdiğinizde hakikaten çok sorumsuz açıklamalarıyla karşılaşıyoruz. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz işte İzmir'de, özellikle de İzmir'de bir şeyler yapılıyor. İşte 19 Mayıs. Ya Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir. Milli mücadelenin başkanıdır, kahramanıdır. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk, yani o döneme baktığınızda 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor, 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilmişti. Arkasından Anadolu'dayken İstanbul'un işgalini. Dolayısıyla Anadolu paylaşılmıştı. Fransızları bir taraftan, Yunan, ben şu anda Ankara'dayım, Haymana'ya geldi, Polatlı'yı geçti. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o zamanki milli mücadeleyi yürüten Gazi Meclis'ten top sesleri duyuluyordu. Dolayısıyla yani böyle bir durumda, böyle bir şeyde Mustafa Kemal Atatürk hakikaten bir kurtarıcı olmuştu. Kimsenin Mustafa Kemal Atatürk'e bir şey demeye, yanlış bir şey söylemeye hakkı ve haddi yoktur. Bunu kendi menfaatine kullanmamıştır. Yani servet biriktirmemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Sonuç itibariyle bugün eğer biz birçok açıdan işte görüyoruz, diğer ülkeleri konuyu dağıtmak istemiyorum ama yani hem inancımızı yaşama boyutuyla, yani bugün inancımızı yaşama boyutuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu bir şey yok. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz diyerek kendilerine bir kılıf, kendilerine bir muhafaza olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü alıp bu milletin değerleriyle oynamak isteyenler var. Bunları tamamen birbirinden ayırmak lazım. Şimdi bu neyin nesi Allah rızası için?
Yani şöyle aziz mübarek günde çav bella diyorsun. Çav bella ne ya? Yani çav bella dediğiniz bir direniş marşı. Yani ne yapıyorsunuz? Bunu da diyorsunuz ki ben camilerden bunu ya niye? Kim dışarıdan sisteme giriyor? Sistemin güvenlik duvarında mı zafiyet var? Neyde zafiyet var? Üstelik o gün bir de, yani, bir de Kadir Gecesi bunu, günüydü. Bu milletin işte bir de bunu Kadir Gecesi. Dolayısıyla ertesi gün başka bir şeyle. Ya bu milletin değerleriyle, bu milletin sinir uçlarına basmayın. Basmayın. Yani dolayısıyla birileri bunu yani ben götürüp direkt Cumhuriyet Halk Partisi'yle bağlamıyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu da doğru bir yaklaşım olmaz. Ortada bir şey olmadığı zaman. Çünkü bildiğim kadarıyla İzmir il başkanları tutuklandı. Ama o bunu övdü bildiğine sosyal medyadan. O gerekçeyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyi övdüğünden dolayı. Ama birileri oynuyor bizimle. Yani. Şeyleri kaşıyorlar. Kaşıyorlar. Yani kimdir bunlar? İçeriden mi, dışarıdan mı, yurt içinden mi, yurt dışından mı? Başka ülkenin unsurları mıdır? Başka düşman unsurları mıdır? Dolayısıyla ne bu kime ne fayda sağlar? Çık kardeşim, yani şeyde istediğin yerde şey yap, siz söyleyin. Çav bella söyle. Yani bu ülke demokratik bir ülke. Kimse kimseye karıştığı yok. Koy arabana, aç sesini. Git nerede yapıyorsan yap, düğününde çal şey, yani dolayısıyla kimsenin burada bir şey dediği falan yok, ama yani bunu sen cami sistemine girip cami sisteminden, yani bizim inancımızda bu tür şeyler, yani oradan şarkıydı, müzikti vesaireydi, eğlence olarak algılanacak bir takım şeylerin yani bu mabetlerde çalınması inanan insanlar için, inançlı insanlar için hakikaten rahatsız edici bir durumdur. Ama tabii ki herkes aklı, yani bu oyunlara gelmemelidir. Bu bir tahriktir. Yani bu bir şeydir. Birileri de kalkıp bunları övdüğünde şey yaptığında toplum böyle bir şeye, Allah göstermesin, ani bir tepki göstermeye kalktığında, iki tane provokatör de çıkıp bunu şunlar yapıyor diye, geçmişte biz bunları yaşamadık mı? Maraş'ta yaşamadık mı? Sivas'ta yaşamadık mı? Çorum'da yaşamadık mı? Allah göstermesin. Yani bunu yapanlar, şunlar diye birileri, kim olduğu belli olmayan gezi olaylarında yaşamadık mı? Yani birileri önlerine düştüğünde, onun için yani bu milletin yine sağduyusuna güveniyoruz. Allah razı olsun. Yani bu tür şeylerde daha akıllı, aklı başında bir davranış sergiliyor. Ama siyasetçilerin de, bu işlere bakanların da burada dikkatli olması lazım. Yani evet. Buradaki maksat, efendim, ya şimdi böyle bir kriz var. Böyle bir kriz geldiğine göre biz bu krizi nasıl fırsata çeviririz? Kardeşim, yani burada nasıl siyasi fırsat ararım şeyine düşersen, bu millet hakikaten sağduyulu bir millet. Gerçekten bekler, sabırlıdır. Vakti zamanı da gelince getirir yapacağını kendine. Söz düştüğünde, söz sende dediğinde o gün de sözünü söyler. Bunu geçmişte de defalarca gördük. Çok tehlikeli şeyler. Yani ben buradan şu mübarek günde işte bayrama gidiyoruz. Yani bu tür tahrikler olabilir. Yani bunu kimlerin yaptığını bilemiyoruz. Hakikaten bugün onu aynı merkezden bugün bunu yaparlar. Yarın da bir başka yere oraya sızarlar. Oraya da bir başka şey yaparlar. Ya bu milletin geçmişiyle, değerleriyle, Mustafa Kemal Atatürk'le, Türkiye Cumhuriyeti'yle, bayrağıyla, diliyle, diniyle sorunu yok. Yani bu millet hakikaten herkesi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışıyla herkesi bağrına basmış. Kimseyi dışarıda bırakmamış. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk olarak ifade etmiş. Yani bir ırkçılık, ayrımcılık hiçbir zaman olmamış. Dolayısıyla bizi biz yapan bu milletleşme süreci içerisindeki oluşturduğumuz değerler. Bugün biz bakın, kimse Amerika'ya kaçıp gitmiyor. Normal zamanda
millet işte yok çocuğum Amerika'da da olsun, Avrupa'da da olsun veya birçok açıdan bu ülkeleri tercih edip gidiyorlardı parası olan durumu olan. Pandemide hiç kimse yani ne Amerika'ya gitmeye, hatta Amerika'dakiler kaçtı, Avrupa'dakiler geldi. Evet. Yani evet. Avrupa'dan gelen insanlarımıza baktığımızda onların değerlendirmelerinde şunu gördük. Biz bu ülkenin vatandaşı olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Niye? Bakın bugün gidin İstanbul'da, Ankara'da büyükelçiliklerin, konsoloslukların, başka ülkelerin büyükelçiliklerin, konsolosluklarının önünde kendi vatandaşları kendi ülkelerine gitmek için kapılarda yatıyorlar. Yani biz yaptığımız seferlerle, organizasyonlarla, uçak göndererek yani o ülkelerdeki vatandaşlarımızı aldık getirdik. Dolayısıyla biz hakikaten belli noktalarda, belli konularda gerçekten başarılı bir ülkeyiz. Hep birlikte başarılıyız. İktidarıyla, muhalefetiyle bunu görmemiz lazım. Ha bunu görmeyip de işi karıştırmak isteyenleri de ben özellikle onları destekleyen vatandaşların göreceğini ve gereğini yapacağına inanıyorum. Evet. Çok tehlikeli olmalıyız tabii ki. Çok dikkatli olmalıyız tabii ki. Efendim son 5 dakikamız kaldı hocam. Son çok kısa buna değinmenizi istiyorum. İşte Türkiye'de erken seçim tartışmaları yapılmaya başlandı ve erken seçim olması halinde yeni kurulan partilerin seçime girememe ihtimallerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu o iki partiye de işte Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne milletvekili verip grup kurduracağını ve seçime daha evvel İYİ Parti'ye uygulanan sistemle seçime girmelerini sağlayacağını ifade etti. Evet. Genel Başkan Sayın Bahçeli de buna sert tepkiler gösterdi. Son birkaç cümleyle, çünkü çok önemli 3 sorum daha var. Süreyi iyi kullanalım hocam, buyurun. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili çok kapsamlı ve çok güzel bir açıklama yaptı. Evet. Dolayısıyla yani burada milletvekillerini başka partilere, ki geçmişte biliyorsunuz ipe verdi 15 milletvekilini. Şimdi de diyor ki grup kurmak isterlerse ben diyor milletvekili veririm diyor. Aslında yapmak istedikleri şu. Yapmak istedikleri yani pratikte kendileri açısından bakınca diyor ki ben bu partilere de diyor işte 20-20-40 milletvekili vereyim. Bunlar da grup kursunlar. Mecliste şimdi grupları olsun. Dolayısıyla biz işte İP, HDP, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, neydi öteki? Gelecek Partisi. Dolayısıyla biz burada grupları olan partiler olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tıkayalım, çalışmaz hale getirelim. Yani buradaki oyun şeyi bu. Tabii ne yapmış olacaklar? Yani niyet bu. Yapmış olacakları şey aslında millet iradesini manipüle etmiş olacaklar. Şimdi Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili hakikaten çok güzel, detaylı bir açıklama yaptı ve arkasından da şunu söyledi. Dedi ki siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, milletvekili etik yasası, yani diğer kanunların değişmesi gerektiği etik yasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç düzlüğünün, bunların üzerinde oturup çalışmak lazım. Niye çalışmak lazım? Millet iradesini manipüle edecek bu tür şeyleri geçmişte de yaşandı. İşte kırıldak kubiler bilmem neler. Hep konuşulan şeyler. Yani hoş bir şey değil. Efendim siz milletin karşısına giderken 2018'de şunu dediniz mi? Efendim biz gerekirse kira millet bu bize bahşettiğiniz, bize seçtiğiniz milletvekillerini biz başka partilere de kiraya verebiliriz. Böyle bir şey var mı sizin? Yani şeyle vatandaşla, seçmenle siyasi partiler arasında bir kontrat vardır. O kontrat nedir? Seçim beyannamesidir.
Yani çıkarsın seçim beyannamesiyle ne yapacağını anlatır. Dolayısıyla seçimde de geldiğinde de bunlar peki sen ne söyledin kardeşim? Dedin mi ben kurulacak partilere ya da her başka partilere gerektiğinde sizin bu seçeceğiniz, benim için seçeceğiniz milletvekillerini kiraya vereceğim. Böyle bir şey var mı? Şimdi Sayın Genel Başkan. Kiraya mı veriyorlar efendim? Yani partilerden partilerin doğum yapması, partilerden parti çıkarılması veya bir partiden seçilip ertesi gün başka partiye geçmesi veya yani burada bu işlerin bir millet iradesinin manipüle aracı olarak, bir manipülasyon aracı olarak kullanılmasının önüne geçecek düzenlemeleri yapmak lazım. Değilse bunlar demokrasiye zarar veriyorlar. Yani her yol mübah. Yani evet. Bu seçim mi olur? Darbe mi olur? Ne olursa yani başka şekilde mi olur? Ama bu iktidarın mutlaka gitmesi lazım. Adamın söylediği mottosu bu. Başka da bir şey aklına gelmiyor. Saçmalıyor. Yani dolayısıyla çok fazla da değerlendirilecek tarafı da yok. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı o açıklamalardan sonra. Hocam reklam süremiz geldi. 2 dakika, sadece 2 dakika. Pikates öğretmenleri 4000 kişi atama bekliyorlar. Polis adayları boy kısıtlamasına ya da boy şartının bir kereye mahsus esnetilmesini istiyorlar. Bir de İşkur kapsamında topluma yararlı projelerde çalışan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan güvenlik görevlileri sözleşmelerinin uzatılmasını istiyorlar. Kadro evet. Talepleri yok. Sözleşmelerinin uzatılmasını istiyorlar. Hızlıca birkaç cümleyle bunlarla ilgili neler söylemek şimdi istersiniz? Bir çalışmanız olur mu? Tamam. Hemen söylüyorum. İbrahim Bey, bu buyurun. Söylediğiniz konular bizim de bildiğimiz, hakikaten siyasetçi olarak takip ettiğimiz, bize de ulaşan konular. Ama evet. Şu an size ulaşan arkadaşlarımız sizin aracılığınızla da olabilir. Yani kendilerinin hazırladıkları çözüme yönelik raporları, bilgi notları varsa bize sizin aracılığınızla bunları bize ulaştırabilirler. Ben şunun sözünü verebilirim. Muhataplarına, ilgili bakanlara bu talepleri, istekleri onların bir talebi ve isteği olarak aktaracağımı sözünü verebilirim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Bize programımıza renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi bayramlar, iyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok sonum vardı. Bir taraftan reklam müdürümüz de oradan sıkıştırıyor. Reklama gitmemiz lazım diyor. Efendim tüm izleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. Bugün çok değerli iki konuğumuz vardı. Avukat Erkan Balta, AK Parti Artvin Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Profesör Doktor Mevlüt Karakaya bugün program konuklarımızdı. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Efendim tüm izleyicilerimize iyi bayramlar diliyoruz. Lütfen sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet edelim ki şu virüs belasından bir an evvel kurtulalım. Efendim bayramdan sonra tekrar görüşmek buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.